Ben diyetisyen Gonca Uymaz. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir uygulama paylaşmak istiyorum. Özellikle anne adaylarının kullanabileceği ve gelecekte anne olmayı planlayan adaylarımızın kullanabileceği çok tatlı, çok güzel, gerçekten özenle hazırlanmış bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Operatör Doktor Banu Çiftçi'nin hazırladığı bir uygulama. Dilerseniz uygulamanın nasıl kullanılacağını kendisinin YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Dilerseniz de benimle birlikte uygulamanın nasıl kullanıldığını dinleyebilirsiniz. Uygulamayı ilk açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Daha sonra hamile misiniz yoksa hamileliğe hazırlanıyor musunuz? Bunu işaretliyoruz. Örneğin hamile olduğumuzu varsayarsak, son adet tarihinizin ilk günü. Bunu hatırlıyorsanız bunu yazmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız bilmiyorum diye işaretleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. 7 Şubat 2021 diye işaretleyelim ve ileriye basalım. Hamilelik öncesi boy ve kilonuzu yazmanız gerekiyor. Buna göre Doktor Banu Çiftçi ileride size özel bir planlama yapacak. Örneğin 56 kilo ve 1.62 boyumuz olsun. Evet, gördüğünüz üzere işaretlediğimiz tarihe göre 8 hafta 3 günlük gebe görünüyoruz. Buradan bebeğin kalp atışını dinleyebilirsiniz. Çok da tatlı bir uygulama olmuş. Bebeğin %21'i yüklenmiş, %79'u kalmış. Şu an bebeğimiz bir zeytin kadar. Bunun gibi içerikler var. Daha sonra uygulamaların içerisine baktığımızda gebeliğimizin 8. hafta 6. gününde olduğumuz için bize o haftayla ilgili bilgiler veriyor. Yine yukarıdaki şeritten kaçıncı haftada olduğunuza göre yine bilgilere ulaşmanız mümkün. Daha sonra gebelik çizelgem yazan kısma tıkladığımızda sizin verdiğiniz bilgilere göre Doktor Banu Çiftçi özellikle bu kısma çok uğraştığını söylemiş. Videosunda da bu kısım size özel. Neredeyse birebir olacak şekilde planlamaya çalışmış. İşte son adet tarihinize göre bebeğinizin rahme tutunduğu gün ilk kalp atışı, gebelikte ne zaman çift çizgi çıkacak ya da folik asit kullanımınız, burada gördüğünüz üzere 7 Şubat diye almıştık son adet tarihimizi. 11 Nisan'a kadar folik asit kullanmanız gerekiyor gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Demir takviyesi alımı, şeker yükleme testi, uçak seyahati için rapor, yani bunları ne zaman alınabileceğini size özel hazırlamaya çalışmış. Detaylı siz zaten incelersiniz. Daha sonra gebelik rehberime girdiğinizde bir sürü konu başlığı görüyorsunuz ve içerisinde çokça, neredeyse yüzlerce videonun bulunduğunu göreceksiniz zaten. Gebelikte sağlıklı kilo alımı, gebelik ve obezite, gebelikte yeterli sıvı tüketimi, gebelik ve folik asit, gebelikte demir ilaçları, örneğin buna girelim. Gördüğünüz üzere hepsinin birebir videosu bulunmaktadır. Gerçekten aklınızdaki tüm soruları cevaplayabilecek bu uygulama ve hepsi de bir doktor tarafından yapılıyor. Düşünsenize, çok güzel değil mi? Daha sonra doğum rehberime girecek olursanız aklınıza gelebilecek her türlü soru yine aynı şekilde burada yanıtlanmış. Örneğin erken doğuma tıklayalım. Gördüğünüz üzere yine video ve yazılar mevcut. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Zaten detaylı olarak dediğim gibi inceleyeceksinizdir. Doğum sonrası rehberime bakacak olursak, yeni doğan bebeğin bakımı nasıl olmalı? Yine alt başlıklarda birçok seçenek görebiliyorsunuz. Örneğin yeni doğan bebeğin temizliği ve banyosu, yeni doğan bebeğin gazının çıkarılması, yeni doğan bebeğe ilaç uygulanması gibi. Örneğin ilaç uygulanmasına bakıyoruz. Ve yine bir video karşımıza çıkıyor. Altında da uzunca bir yazı var. Kilo takibine bakacak olursak, bu sizin gebeliğiniz bitene kadar ne kadar kiloda olmanız gerektiğini gösteren bir kısım. Bunu gün gün kaydedebiliyorsunuz. Örneğin şu an şu kadar olalım, kaydedelim. Gördüğünüz üzere 7 Nisan olarak kaydediliyor. Bu şekilde kaydederek tarihi yazıyor. Bu kısımda bizim doktor kontrollerimiz de bize oldukça kolaylık sağlayacak. Örneğin yukarıda gördüğünüz üzere
gebelikte ağırlık kazanımının sağlıklı olduğu aralığı vermiş size. 67.3, 71.9. Eğer biz 71'in üzerine çıkarsak ne olacak diye bakarsak, gördüğünüz üzere dikkat, doğuma girerken olmanız gereken sağlıklı kilo aralığını aşmak üzeresiniz diye bir bildirim de geliyor bize. Yukarıdan isterseniz temizleyebiliyorsunuz. Bebeğim nerede diye tatlı bir kısımda yapmış doktorumuz. Gördüğünüz üzere birinci hafta, ikinci hafta böyle ilerleterek bebeğinizin nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Randevu defterimde örneğin doktora soracaklarım diye not alabilirsiniz. Örneğin D vitamini takviyesi almak istiyorsunuz ve bunu doktorunuza soracaksınız. Bu şekilde not alarak doktorunuza gittiğinizde buradan uygulamayı açarak hem kilo takibinizi gösterebilirsiniz hem doktorunuza soracak soruları gösterebilirsiniz. Bu bakımdan da uygulamanın gerçekten çok güzel bir yanı olduğunu daha görüyoruz. Yeni videomuz yayında yazan kısımda da doktorumuzun YouTube üzerinden paylaştığı yeni videoları buradan takip edebiliyorsunuz. Burada bebeğimize mektuplar kısmı var. Buradan istediğiniz gibi bebeğinize mektup oluşturabiliyorsunuz artıya tıklayarak. Örneğin bugün senin hayalini kurarak çocuk parkına gittim gibi notlar ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde gebelik albümü var. Buradan galerinizdeki resimleri de koyabilirsiniz. Ultrason vesaire ya da bebeğinize aldığınız sevimli eşyaların fotoğrafını da koyabilirsiniz. Yine bebeğiniz doğduktan sonra da bu fotoğraflara ekleme yapabilirsiniz. Yapılacak listesinde yine bu listeyi siz de çoğaltabilirsiniz ya da bunları çıkarabilirsiniz gördüğünüz üzere. Örneğin terlik, birkaç çift sıcak tutan çorap, tuvalet ve bakım malzemeleri. Bunlar sizin için olan ihtiyaçlar. Yine buradan ekleyebilirsiniz. Bebeğiniz için de aynı şekilde yeni doğan tulumu, çıt çıtlı body zıbın, 2 adet bebek battaniyesi gibi ya da istediğinizde böyle silebiliyorsunuz sola kaydırarak ya da buradan artı yazan kısımdan yine eklemeler yapabiliyorsunuz. Ve uygulamanın en sevdiğim kısmı gerçekten eğlence katmış. Eğer bebeğinize buradan rastgele bir isim seçmek istiyorsanız aşağıda gördüğünüz sarı butona tıklıyorsunuz ve sizin için rastgele bir isim seçiyor kız ve erkek olarak. Daha sonra gebeliğinizin kaçıncı haftasındaysanız onunla ilgili, o süreçle ilgili makalelere de ulaşmak mümkün. Örneğin 9. hafta, 10. hafta. Kan uyuşmazlığına bakalım. Gördüğünüz üzere gerçekten uzunca bir şekilde doktorumuz yine açıklamalarda bulunmuş. Aynı zamanda eğer yapabilirseniz, kullanabilirseniz kasılmanız başladığında buradan başlat butonuna tıklayarak kasılma sürenizi not edebilirsiniz. Yine doktor kontrollerinde doktorunuza gösterebilirsiniz. Bu şekilde süresini ve başlangıç saatini yazıyor. Ve bu uygulamanın yapımında emeği geçen kişilere baktığımızda operatör doktor Banu Çiftçi, stajyer doktor Dilara Arun, uygulama yazılımcısı Mert Kaçmaz ve stajyer doktor Ecem Tomboş ve şu anda onların doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygulama uzun bir süre önceden tasarlanıp kullanıma sunulmuş. Yaklaşık 4-5 yıl önce sanırım, ben daha yeni keşfediyorum ve hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş. Herkesin emeğine teşekkür ediyorum buradan. Umarım sizler için de faydalı olabilir bu uygulama. Evet, bu kadardı. Yine ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz doktorumuzun YouTube kanalında detaylı bir şekilde zaten videosu mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.